ABB TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Ziraat Mühendisi Suat Musa Beşioğlu. Kırsalın sesini ekrana getiren program Tarımın Başkenti'nde güncel içerikleri hazırlamaya, sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve elde edilen ürünlerden katma değerli ürünler elde etme konusunu iki başlık halinde aslında programımızda işleyeceğiz. Öncelikle yetiştiricilik alanından başlayacağız. Daha sonra bu ürünler katma değerli hale nasıl getiriliyor, hangi işleme süreçlerinden geçiyor onları detaylandıracağız. Konusunda uzman arkadaşlarımız konuğumuz oluyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesinde Abdülkadir Arslan Bey ve Ahmet Süvan Kalender bizlere konuyu detaylı bir şekilde aktarmış olacak. Merhabalar, öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. E, teşekkür ederiz. E, sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz yayınımıza başlamadan önce? E, Abdülkadir Arslan, Kırsız Hizmetler Daire Başkanlığında çalışıyoruz. E, Tarımsal Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Hı -hı. personeliyiz. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Ee, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde de şu an doktora çalışmamı Hı. yapıyorum. Ee, bu şekilde. Evet e, Ahmet Bey sizleri de kısaca tanıyacağız. Ahmet Süyankar Karender. eee Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik mezunuyum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yüksek lisansımı biyoterapetik ürünler üzerine yaptım. 2020 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaya başladım. 2022 yılından beri de Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında Tarımsal Araştırma Geliştirme Üretim Şube Müdürlüğüne çalışmaya devam ediyorum. Evet Sizlerle de ürünlerin işleme konusu aslında katma değer yaratma noktasında hangi süreçlerden geçiyor, onları da detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız, bizler de izleyicilerimize aktaracağız. Evet. Teşekkür ederim. Evet Abdülkadir Bey, e, tıp tıbbi aromatik bitki denildiğinde özellikle merak edilen konuların bir tanesi, e, çok öne çıkan konulardan daha doğrusu. Ama tabii bunun yetiştiriciliğinde neler yapılıyor, hangi aşamalardan geçiliyor, daha doğrusu bir e, girişimci diyeyim bu konuda yatırım yapmak istediğinde Nereden başlaması gerektiği konusunda ciddi belirsizlikler içeren evet. konulardan bir tanesi. Önemi kadar bilinmeyen de çok yani açıkçası öyle söyleyeyim. <laughs> e, tıbbi aromatik bitki nedir, nasıl yetiştirilir konularını önce bir genel e, tanımlayarak bir sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Evet, tıbbi aromatik bitkiler son dönemde özellikle COVID sonrasında, COVID-19'dan sonra daha çok hem dünyada hem ülkemizde daha fazla rağbet gören bitkiler. E, tabii dediğiniz gibi doğru bilinenler olduğu gibi yanlış bilinen noktalarda çok fazla var. Ee, halk tabiriyle işte koca karı ilacı hı hı. diye tabir edilir ama onun da gerçek boyutu aslında o değil. Ee, eskiden beri bu bitkiler her zaman kullanılmış. Biz tıbbi aromatik bitki dediğimiz zaman e, genel bir tanım yapıyoruz. O da şu, e, bitkilerin kök, gövde, yaprakları, çiçekleri, e, rizomları gibi kısımlarında tedavi amaçlı, önleyici tedavi amaçlı hı hı. kullanılan kısımlarını biz Tıbbi bitki olarak e, görüyoruz. onlar öyle tanımlıyoruz. E, aromatik bitkiler var. Tıbbi bitkilerden farklı değil. Aslında bazı Hı -hı. bitkiler hem tıbbi bitki hem aromatik bitki sınıfına giriyor. E, aslında uçucu yağ dediğimiz e, terpenik o bitkiler, yani terpenik Hı -hı. dediğimiz sekonder metabolit kısımlar aslında bizim e, tedavide kullandığımız kısımları. E, biz sekonder metabolitleri e, şöyle anlatayım daha doğrusu bitkiler bir primer metabolitleri vardır bir de sekonder metabolitleri vardır. Primer metabolit dediğimiz işte karbonhidratlar, yağlar, proteinler hı hı. bunlar daha çok bitkinin hayatsal olaylarını e, idame ettirdiği e, o, e, moleküller. Hı hı. Bir de <laughs> sekonder metabolit dediğimiz bitkinin aslında kendini korumaya aldı ya da e, cezbedici feromonlar hı hı. E, üreterek böcekleri ya da işte arıları çektiği Faydalı çekip Tabii. zararları aslında uzaklaştırmak Aynen. O, için. Aynen. Onları işte aslında için kullandığı sekonder metabolit dediğimiz kısımlarını biz e, uygun zamanda, uygun bir biçimde, uygun saatlerde hatta öyle söyleyeyim, Hı -hı. E, haset edildiği zaman onlar bizim şifa kaynağımız oluyor. Evet. O şekilde. Ve bu şekilde de aslında birçok e, sektörde bu kullanılıyor. Şimdi tıbbi aromatik etki denildiğinde e, yetiştirmek isteyenler ya da bu işi hobi olarak başlayıp e, işletme haline getirmek isteyenler de, Nereden doğru kaynak bulabileceği ya da bulduğu kaynakları o bölgede uygulayıp uygulayamayacağı konularında da tereddütler yaşıyorlar. Tıpkı bitki aromatik şimdi biz özellikle buradan e, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü içerisindeyiz. büyükşehir Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarım kampüsündeyiz, bakaptayız. Burada e, hangi bitkiler yetiştiriliyor, nasıl yola çıkıldı, bu bahçe özellikle oluşturulurken hangi aşamalardan geçtik, hem onları aktaralım, e, onunla beraber de bu konuda yatırım yapmak isteyen yetiştiricilerin de e, örnek bir modelleme olmuş olsun. Buyurunuz. Peki. Şimdi 2019 yılı itibariyle ben Ankara Büyükşehir Belediyesine başladığımda böyle bir plan olduğu söylenmişti. O dönemde ben daha doğrusu ben 2012 yılından beri üniversite yıllarından beri sertifikayla başlamıştım yani benim geçmişim 10-12 yıllık bir süreç. Dolayısıyla burada aslında biraz kendimi bulma imkanım oldu. Hem daire başkanımız Sayın Mekin Tüzün Bey, hem şube müdürümüz Alparslan Bey sayesinde biz burada burada. Bu e, bitkileri aslında hem yetiştirme hem de bizim açımızdan Hı -hı. bir te, pratik uygulama açısından da bizim için güzel bir e, ortam sağlamış oldular. 2019 yılında başladık. Biz burada yaklaşık 48 tür, tabi biz ihale yöntemiyle bitkileri alıyoruz. Ben e, o dönem Ahmet Bey henüz daha aramıza katılmamıştı. Hı -hı. E, o dönemde 48 türü belirledim. Yani daha doğrusu bu e, gölbaşı agroekolojik koşullarına uygun, uygun olacak türleri adapte olabilecek. Adapt olabilecek. Tabii şüphelerimiz de vardı. Çünkü hani ilk defa bir üretim yapılıyor bu Gölbaşı yöresinde Daha önce bu tarz bir üretim yapılmamış. Eee herhangi fazla bir tabii kaynak da yok uygulama Aynen da yok öyle. Hiçbir doğrusu. kaynağımız da yoktu. biraz deneme yanılma yöntemi gibi olacaktı. Ama Hı -hı. çok şükür 48 türle başladık. bütün bitkilerimiz o sene 2021-2022 yılında daha doğrusu alımı yaptıktan sonra dikimini gerçekleştirdik. 2022-2023 yılları arasında da bu bitkilerin ilk yıl adaptasyonu sonra hmm. 2024 23 sonunda tekrar ikinci yıl adaptasyonu hmm. sağlanmış oldu. Biz 2023 yılına itibaren tekrar daha neler ekleyebiliriz bahçeye diye düşünürken 48 türü 75 türe kadar çıkarttık hmm. bu sefer. bunları işte bakanlık vasıtasıyla tohumlardan aldık, gen bankasından aldık işte yerel yönetimlerde bazı tıbbi bitki bahçeleri hmm. var işte İstanbul'da var işte Balıkesir'de var oralardan tedarik ettik. Hı hı. Derken 75 türe ulaştık geçen sene itibariyle. Bu sene de 84 adet türle yolumuza Farklı devam ediyoruz şu anda. Devam evet. ediyor. Evet. evet, güzel de bir saha içerisinde aslında evet. deneme de oluşturuyor. yetiştirmeler de yapılıyor evet. burada. E, tabii ki burada bir yetiştirici yani kendi şartlarında. Şimdi biz Ankara özelinde de özellikle ilerleyen dakikalarda soracağım size hangi çeşitlerimizle hangi bitkiler çıkıyor diye. Ama bu bitkiyi genel anlamda yapmak isteyen ya da Herhangi bir tanesini seçip birkaç tane seçip yetiştirmek isteyen e, üreticilerin e, nelere dikkat etmesi lazım? bize çok öyle talep geliyor. Yani biliyorsun hani son dönemde işte Covid-19 sonrasında da dediğim gibi çok fazla rağbet olmaya başladı. Evet. İnsanlar biliyor, bilmiyor bir şekilde hani bu işe girmek hı. istiyorlar ama e, doğru bildiğimiz yanlışlar bizi her zaman yanlışa yönlendirebiliyor. Dolayısıyla bizim teknik destek sağladığımız birçok çiftçimiz de oldu. Bu işlere başladılar. Çok da güzel üretimler de yaptılar. Hı hı. Son ürün haline de getirdiler. Ee, Onlara neleri tavsiye ettiniz ilk başta mesela örneğin? Biz en başta ben şunu söylüyorum. Kim gelirse gelsin ister çiftçi olsun, ister girişimci olsun, bir isterse bankadan emekli bir e, hı hı. vatandaşımız olsun. Ben diyorum ki arazi sizin mi, kiralık mı yoksa işte milli emlaktan satın mı aldınız, kiraladınız mı? Hı hı. Çünkü önemli olan bu. Burada önemli olan şu araziden kastımız şu. Arazi eğer sizin değilse planlama, bitki planlamasını ona göre yapmamız lazım. Çünkü e, diyelim ki arazi sizin değil, 10 yılına kiraldınız. E, ben şimdi oraya çok yıllık, işte 15-20 yıllık bir bitkiyi oraya e, adapte ettikten sonra onu e, tam verim tekrar, alacakken ta, aynen, sökmek zorunda kalacaksın. Sökmek zorunda kalacaksın. Ekonomik olmayabilir. Hı hı. Ya da işte bir yılına, iki yılına kiralamışsındır. Bu sefer onu ne yaparsın? Çöle otu yaparsın. Tek yıllık türlerden gidersin. Aspir yaparsın. Tek yıllık türlerden girebilirsin Hı -hı. diye biz onlara tavsiyede bulunuyoruz. Ya da hiç bilmedikleri bir bitki. Mesela bizim en son işte e, Büyükşehir Belediyesi'nin de çok fazla üzerinde durduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. E, Özetle biz de çok Hı -hı. üzerinde duruyoruz. Hı -hı. Aronya bitkisi var biliyorsunuz. Gölbaşı evet. artık bunun için bir kümelenme çalışması e, haline geldi. Şu Hı -hı. an 190 döneme yakın bizim. Göl başında bir aronya. Hmm, ee, ciddi de bir e, alana yayılmış tabi. aslında. Yani 4 dönümle başlayan aronya şu an 190 hmm. dönümlere ulaştı. Mesela aronyada diyoruz ki bitkiyi tanıyor musunuz? diyoruz Çiftçiye soruyoruz. Yok ben bilmiyorum mavi yemiş mi diye soruyor. Mesela farklı. Hmm. Dolayısıyla e, diyoruz ki siz bundan bir 500 metrekare ya da bir dönüm bir başlayın. Bitkiyi bir görün. Bitki sizi bir tanısın. Önce siz nasıl bitki, yetiştirebileceğini görmesin. Yani bir sulamasını şey. yapın. Bitkinin nasıl geliştiğine hmm. bakın. E, ondan sonraki süreçte zaten kurmuş olduğunuz plantasyon size çelik alma noktasında bir bir e, kaynak evet. oluşturacağı için diyorum. Buradan çelik alarak bahçeyi büyütebilirsiniz diyorum. Yani hı hı. Bu şekilde tavsiyede bulunuyoruz çiftçilerimize. Evet öyle bir başlangıç yapmış evet, oluyor. Yani bir bitki başlangıç. tanıması yani özel. Araziyle başlıyor. Küçük yatırımlarda ne yapıp yapamayacağını görmesini tavsiye ediyorsunuz. Tabii, tabii. Yani araziyle başlıyor. Sonra işi, işin e, iş akış şeması öneriyoruz. İş akış şeması çok önemli mesela. Niye çünkü siz bir yıllık planlamanızı oluşturuyorsunuz bir iş akış şemasında evet. işte. Ne zaman gübreleme yapacaksınız? Ne zaman fide dikeceksiniz? Ya da tohumdansa ne zaman tohum Hı -hı. ekmeniz gerekiyor? İşte gübreleme hangi aylarda yapmanız gerekiyor? E, hasadı ne zaman yapacaksınız? Saat kaçta yapacaksınız? Hangi günde Hı -hı. güneş tepede mi? İkindi vakti mi? sabah e, işte güneş tohumadan mı? Bunların Bunlar, hepsi aslında teknik detay. Hepsi hepsi çok teknik detaylar. Tabii bunları eğitimlerimizde biz Hı -hı. bütün çiftçilerimizde, girişimcileri anlatıyoruz teknik. Evet. Tabii bu tür eğitim yayınları da ilerleyen programlarımızda planlarımız içerisinde onlarda değerlendirme şansı İnşallah. bulacağız aşama aşama. E tabii ki Ankara e, ölçeğini göz önüne aldığımız özellikle farklı iklim özelliklerini taşıyan e, geniş bir coğrafya Ankara evet. ilimiz. E bu kapsamda özellikle ilçeler bazında hangi bitkiler hem ekonomik değere sahip hem de rahatlıkla bunu kazanç elde edebilecek formata getirebilecekleri hangi bitkiler öne çıkıyor? İlçelerde hangileri daha avantajlı? E, onu nasıl yorumluyorsunuz yaptığınız çalışmalarla? Şimdi mesela biz e hani daire başkanımızın bu konuda vizyonu bizim hı hı. için çok ön planda tutuyoruz. Özellikle biz şuna inanıyoruz. Yani bütün bitkileri her yere verip de hem oradaki ne diyelim hani fiyat ve talep oranını hı hı. ayarlamak adına hem de insanların hani her yerde farklı farklı ürünler elde edip farklı farklı kooperatifler kurulup bir merkez birliği pazar haline getirilip dinliği, pazar çeşitliliği hı hı. de aslında sağlamak istiyoruz. Bir de mesela işte bizden ne isteniyor? Adaçay isteniyor. Adaçayını işte Nallıhan'dan işte ya da işte gidip de Çubuk'tan farklı farklı yerlerinden almak yerine uygun ekolojiye bitkiyi seçip örnek veriyorum. E, Lavanta için örnek verelim mesela. Biz Lavanta için Nallıhan'ı pilot bölge seçtik mesela. Pilot bölge olarak Ölmez Çiçek'te de pilot bölge seçildi mesela. Burası biz yaptık bunları. E, belirlerken de biz ne dedik? E, ürünü bir e, girişimci ya da bir firma bir e, ürün istediği zaman yani kamyonunu ya da tırını neyse artık yani ne kadar alacaksa çünkü hı. çok miktarda talep evet. ediliyor. E, oradan direkt oraya gönderelim oradan alsın ve çıksın. Ve orada da çiftçi yerinde para hı. kazanabilsin. Hı. Bütün amacımız o kümelenme çalışmasında. Ankara bu anlamda çok kıymetli. Çünkü e, özellikle Nallıhan, Beypazarı, Ayaş bu bölgelerde mikroklima alanları var. Hı hı. E, deniz seviyesine çok yakın bölgelerimiz var. Dolayısıyla orada Nallıhan'da zeytin bahçeleri var belki kimseyi bilmeyebilir evet. ya da incir incir ağaçları yetişiyor, yeni dünya ağaçları var falan bunlarla e, aslında çok kıymetli bir e, agroekolojik koşula sahip Hı -hı. Ankara. Biz Allah'ında dediğim gibi kümeleme çalışması, lavanta ve ölmez çiçekle başladık. Şu an çiftçilerimiz 3. yılında mesela birçoğu yağını distilasyon yöntemiyle e, kendisi çıkartıyor. Biz e, o noktada mesela pazarlama noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. İşte firmalarla bazen bize dönüş yapıyor firmalar işte nereden alalım falan. Biz diyoruz ki işte Nallıhan'da şurada Hı -hı. çiftçilerimiz Hı -hı. bu üretimi yapıyor. Analizini de yapıyorlar zaten analizlerde yapıldığı için çok gönül rahatlığıyla o firmalar Hı -hı. o ürünleri rahatlıkla alabiliyor. Aslında hem yatırım yapmak için destek oluyorsunuz onların eğitimlerini Tabii, veriyorsunuz. Belli bir noktaya zaten. geldikten sonra da gerektiğinde de pazarlama konusunda biraz özel çabayla da referans olmaya sağlıyorsunuz. Biz, biz sadece hani biz fileyi dağıttık ama biz fileyi dağıttık. Yani yalnız bırakma da yok. Biz de teknik destek anlamında da çok fazla gidip geliyoruz. Hani onlar bize sürekli telefonla iletişim halinde oluyorlar. Kooperatiflerini de kurdular mesela onlar şu anda. Çünkü Hı -hı. kooperatif olursa biliyorsunuz daha e, ürün Toplu, satma, e, pazarlama konusunda evet, avantajlı oluyor. oluyorlar. Ankara mesela tıbbi aromatik bitki konusunda daha da gelişmeye açık ve gelişiyor da şu anda. Hı hı. Biraz önce bahsettim işte Aronya Gölbaşı'nda. Kimyon mesela eee Bala Haymana hı hı. Haymana bölgesinde Şerefli Koçsa bölgesi kimyon. Kimyon da ihracatta ilk sıralardayız hatta birinci sıradayız biliyorsunuzdur. Hı hı. başka mesela çörek otu var Gölbaşı yine başı çekiyor. Yanında Haymana Bala yine bu şekilde. Hı hı. Çubukta ve Polatlı'da safran üretimleri yapan küçük aile işletmelerimiz var. Hmm. Bunlara teknik destekte de bulunuyoruz. Ee, Aslında yani iklim açısından da hem çok avantajlı yerleri de var, dezavantajlı bölgeleri de var. Hepsine uygun yetiştirilebilecek ee, tıbbi aromatik bitki çatısı altında birçok e, bitki var, bitki çeşitleri var. Mesela bir de şöyle, mesela biz e, tıbbi aromatik bitkilerin ekimi, dikimini yapılacak yerleri daha çok 5. Hmm. sınıf, 6. sınıf yani çok fazla kullanılmayan orman toprakları olabilir mesela. E, taşlı böyle hani sebze üretimi ya da işte yani sulak arazide yapımı, hmm. yapabileceğin şeyleri biz daha çok orada önermiyoruz. Ee, bizim tıbbi aromatik bitkiler zaten çoğu genelde yabani e, florada yetiştirebildiği hmm. için biz diyoruz ki e, taşlık böyle e, beşinci sınıf hiç e, orada hani baksanız hmm. bitki yetişmez. Yani Otur tür araziler de kullanılabiliyor. Tabii. Da, asıl amaç aslında onlar. o arazinin e, yapısal olarak yani şey e, tabii dezavantaj <laughs> işte taşlı olabilir farklı alanlar diyorsunuz ama onunla beraber mesela toprak özelliği noktasında ee, neye sahip olması lazım toprak zenginliğinde? Bizim bitkilerimizin hani dayanma gücü çok yüksek. Tıbbi bir bitkilerde çok yüksek bir dayanma gücü var. Ama mesela e, papatya düşünürseniz, tıbbi papatya, o biraz daha mesela şeyi sever. E, asitlik e, yüksek olan, yani kireçli toprakları çok sever. Hı. Kireçte yetişir yani mesela. Hı. Ama e, bir başka bitki, adaçayı çok kireç sevmez mesela. Hemen sararmaya başlar, kendini bırakmaya Hı. başlar. O noktada biz toprak analizi öneriyoruz. Toprak analizi önerdikten sonra arkada çiftçilerimiz gidiyor onu yaptırıyor. Bize sonucu getiriyorlar. Biz de toprakçı arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz. bir bitkisel kısmına bakıyoruz. Arkadaşlarımız işte toprağın tahleri yönünden hmm. bakıyorlar. İkisini birleştirdiğimiz zaman hangi bitkinin orada doğru olacağını o şekilde tespit ediyoruz. Yani arazinin kendisinin olması, diğer konuları hallettikten sonra yap bakacağı ilk yer o zaman toprak Kesin analizinde toprak analiz. elinde nasıl bir toprak olduğunu bilmesi. Çünkü Tabii. ona göre ürünleri fideleri seçerse ancak başarılı olabilir. Çünkü mesela şöyle düşünelim. Mesela safran düşünün. Hı hı. Safran veya salep düşünün. Safran ve salep yumrulu bitki. Ee, şimdi kirli bir toprakta onu yaparsanız o toprak onu sıkacağı için e, bitki gelişimi gösteremeyecek. Hı hı. Ama daha süzek, böyle daha böyle kumlu toprak olursa hı hı. orada daha iyi gelişim gösterecek. Ve mesela salep gölgeyi sever. Biraz daha gölge olursa hı hı. daha hani şey avantajlı olur. Yani toprak yapısı aslında bu işin en başlangıcı eğer orada doğru tahlili ve doğru tespit yapabilirsek ve doğru ürünü ve doğru bitkiyi Hı -hı. adına doğru tür olarak. Evet. Yani bizde mesela şeyde adına doğrudan kastımız da şu. E, Hypericum perforatum sarı kantoron. Biz sarı kantoronun yaklaşık 92 tane türü var. Evet. Ama içerisinde kekikte de benzerleri var. de var mesela. Evet. Bizim bahçemizde şu an 6 farklı kekik türü var. Hı -hı. Kimisi karbakral yönünden güçlü, kimisi timol yönünden güçlü, farklı. Hı -hı. Siz sanayinin hangi koluna hizmet edeceksiniz. Bunu da belirlemeniz gerekiyor aslında. Yani en başta. pazarda ne için o ürünü yani, çıkaracaksınız? baharat baharat olarak mı yapacaksınız? Kozmetik sanayine Hı -hı. mi yöneleceksiniz? Gıda sanayine mi yönleneceksiniz? Hangi sanayiye yapacaksanız o bitkiyi seçmeniz daha mantıklı olur. Kesinlikle o da oldukça avantajlardan bir tanesi tabii, olur. Tabii. Ee, bununla beraber iklim isteği noktasında meteorolojik verileri kendi bölgesinin, arazisinin, ilinin ee, iklim verilerini nasıl yorumlaması lazım üreticilerin? Biz şöyle yapıyoruz genelde, son 20 yılın verilerine bakıyoruz. Ee, i̇şte ilk don, son don, işte hı hı. onlara bakıyoruz. İlk bahar donları, son bahar onlara, onlara bakıyoruz. Ama e, dediğim gibi bizim e, bazı bitkilerimiz hariç, e, mesela buna ıtırı dahil edebiliriz, buna stevia yani şeker otunu dahil edebiliriz. Bu bölge için konuşuyorum, hı hı. gölbaşı için. E, ki onlar bile bu sene biliyorsunuz çok fazla bir kış olmadı gölbaşında evet. da. Onlar bile şu anda ikinci senesindeler. E, Itırı e, malçla koruduk mesela. Üzerine odun talaşı, bizim burada maronga hmm. sahanemiz var hmm. mesela. Oradan çıkan, maronga sahne çıkan bütün talaşları e, derin bir kök şey yaptık, gövde budaması yaptık. Üzerine tüm hepsini serdik. Çok rahat kışı geçirdi. Şu anda bahçemizde mesela ıtırı var. Normalde hmm. Akdeniz ikliminde yetişecek bir bitki. Ama e, iklimden dolayı buraya evet, bir şekilde yani, adapte etmeyi sağladınız. dolayı, biliyorsunuz sağlaması. iklim çok fazla bir kayma yaşanıyor evet. iklimde. E ee, mesela biz biberiye şey yaşıyoruz. Normalde biberiye Temmuz'da çiçek açması lazım. Bizim orada Eylül'de çiçek açıyor mesela. Yani hmm. o, o çok derece ciddi fark var çok arada. ciddi fark var. Bu küresel iklim değişikliğinin, değişikliğinin etkilerini ileriye dönük özellikle tıbbi aromatik bitkisi yetiştiriciliği yapacak işlere bu ölçekte neler tavsiye edersin? Yani küresel iklim değişikliğini nasıl yorumlamaları lazım? Hangi önlemleri almalar lazım? Ee, vallahi çok açık konuşmak lazım. Hı -hı. Mevsim o kadar değişti ki e, bizim göl başında şu an e, biz bir buçuk iki ay e, sebzede bile dikim yaparken o kadar kaydırıyoruz. Evet. Yani normalde Nisan'da dikmemiz gereken burada bile <laughs> e, Nisan'da dikmemiz gereken fideyi biz tam Mayıs'ın sonunda dikmeye başlıyoruz. Çünkü e, bir anda Mayıs'ın e, 15'inde 20'sinde soğuk e, vuruyor ve bitkilerimiz ölmeye başlıyor. O yüzden bunu kestirmek şu an gerçekten çok zor. Çok <laughs> zorlaşmaya başladı. İklim değişikliği hakikaten bizi bu noktada çok yoruyor. Güneşin fazla ışınlarının bitkiyi yakma durumları çok fazla meydana gelmeye Hı -hı. başladı. Çünkü direkt artık farklı ışınlar evet. geliyor. Ya da doğrudan farklı ışınlar geliyor. Dolayısıyla bu konuda zorluk yaşıyoruz. Çiftçilerimize de hani bitki seçimi anlamında bir öneride Hı -hı. bulunamayız belki ama önlemlerini belki şöyle yapabilirler. Soğuktan korumak için özellikle meyve türlerinde işte gojiberi olabilir, aronya olabilir. Hem kuş bir böcekten korumak hem de o iklim değişikliğinin Hı. vermiş olduğu dezavantajlarından e, korumak anlamında meyvelerini üstlerini bu serade filesi dediğimiz filelerle örtebilirler. Bu meyveleri de çok fazla olur. kullanılır evet, yani. Doğru. Hem dolu zararına karşı. Çünkü bir anda dolu yağ veriyor. Yani, Tabii ve hassas e, bitkilerle evet, çalışıyor evet, istenirse. Evet. Bu özellikle olumsuz etki de şöyle oluyor bizim tıbbi bitkilerde. E, uygun zamanda hasret etmemiz gerekiyor bitkiyi. E, şimdi biz... Normalde bekliyoruz Temmuz ayında çiçek açması gerekiyor. Ama Temmuz ayında çiçek açmayıp Eylül ayında çiçek açınca istediğimiz oranda etken maddeyi elde edemeyebiliyoruz. Tabii o da e, Ya oranı da düşüyor, et, etken maddeyi elde edebiliyoruz ama istediğimiz kalitede elde edemiyoruz. Hı hı. E, çünkü bizim için hasat zamanı, hasat saati ne kadar her şey çok önemli. Evet bu detayları da şey göz ardı etmemek evet, lazım. Evet. Çok güzel bir değerlendirme oldu. Özellikle bu işe yeni başlamak <laughs> isteyenler ya da bunu yetiştiriciliğini yapmak isteyen kişilere aydınlatıcı en azından genel hatlarıyla açıklamış olduk. Tabi ilerleyen yayınlarda da e, teknik detaylarını da vermeye, bitki bitki belki de yetiştirecek kısımlarını anlatmaya da özen göstereceğiz. Buradan program e, izleyicilerimize de söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa onları da alabilirim. E, öncelikle teşekkür ediyorum geldiniz. E, bize bahçemizi tanıtma imkanımız da oldu. E, bekleriz e, vatandaşlarımızı. Bahçemizde dediğim gibi 84 tane türümüz var. Hem e, görmek ve bilgilenmek açısından belki doğada gördükleri tanıdıkları hmm. bitkiyi ne olduğunu orada görüp anlayamıyor ama burada arkadaşlarımız çok güzel anlatıyor burada hem biyolog arkadaşım Ahmet Bey ile beraber e, bütün bilgileri alabilirler teknik destek de bulunabiliriz her türlü faydamız olur bekleriz. Evet teşekkür ederiz. Evet şimdi de değerli izleyenlerimiz e, bu ürünlerin özellikle tıbbi bitki yetiştirildikten sonraki aşamada ürünlerden nasıl katma değerli ürünler haline geliliyor? ne hangi işleme kısımlarından geçiyor onları değerlendireceğiz tabii ki Ahmet beyle. Evet Ahmet bey merhabalar. Tekrardan merhabalar. Sıraklar. Merhabalar. Özellikle şimdi Abdülkadir bey yetiştirici kısmını açtı bizlere gayet faydalı konuları da aktarmış oldu. Tabii ki üretilen ürünlerin orada da teknik detayları var. İşte hasat süresi bile üretilen ürünün elde edilecek etken maddenin kalitesine kadar etkileyebiliyor. Tabii sizler işleme kısmında özellikle uzmanlık alanlarınızdan da bir tanesi bu aşamalarda nelere dikkat ediliyor yani. E, yetiştirilen bu ürünlerin, e, tıp aromatik bitkilerin ürün elde etme noktasında da hangi aşamalardan e, geçilmesi gerekiyor? Onları önce bir burada yaptığınız faaliyetleri kısaca dinleyerek başlamak istiyorum. Sonra aşama aşama devam edelim. Buyurun. Evet, e, şu şekilde o zaman devam Hı. edelim. E, bitkileri yetiştirdik e, burada sağımızda. Daha sonra bunların tabii hasat edilme zamanından bahsetti Abdus Bey. Bitkileri hasat ettikten sonra e, özellikle ne için kullanacağız? Hı -hı. Mesela tıbbi çay olarak kullanacaksak bitkiyi, ee, bitkinin herbasına drogunda, yani bizim haset ettiğimiz kısımlara drog diyoruz, herba diyoruz. Ee, bunu e, belli şartlarda kurutma yapmanız lazım. Ee, Kurutmanın da belli metotlar var. Gene, geleneksel yöntemde hı hı. E, güneşte kurutma ya da e, gölgede kurutma dediğimiz yöntemler var. E, biz genelde burada gölgede kurutma yöntemini tercih ediyoruz. Kurutarak bitkinin içerisindeki e, suyu uzaklaştırıyoruz. Uh -huh. e, daha sonra paketleme yapıyoruz. Biz tabi burada ürünleri hani bu şekilde geliştiriyoruz uh -huh. ama bunlar ar ürünleri olarak hani genelde kendimiz kullanıyoruz. Öyle çok fazla hani satış vesaire zaten öyle bir durumumuz yok. Uh -huh. e, yine e, farklı alanlarda ekstraksiyon teknikleriyle ilgili mesela bahsedeyim. E, burada bir, tabi yapılan faaliyetleri evet. hem e, dinlemiş almış oluyoruz ki e, o da hem izleyicilerimize bilgilendirme aşamasında evet. hem de Büyükşehir Tarım Kampüsü'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gölümbaşı'ndaki tarım kampüsünde neler yapılıyor onları da aktarmış oluyoruz. Tabii ki ekstraksiyon kısımları da önemli çünkü oradan sonrasında aslında süreç başlıyor. Ee, yani bir e, nitelikte katma değer yaratma süreci orada başladı diyebiliriz. Buyurun. Evet, ee, ekstraksiyon dediğimiz teknik aslında ekstraksiyon İngilizce manası Hı -hı. çıkarmak demek. Yani bitkinin içerisindeki özünü dışarıya çıkarmak Hı -hı. manasına geliyor. Ee, bizim burada Tıbbi ve aromatik Bitkiler Laboratuvarı kurma Hı -hı. planımız var. Ee, çalışmalarımız da onunla ilgili şu anda devam ediyor. Hı hı. Ee, farklı ekstraksiyon tekniklerini deneyeceğiz. Genelde bunlar yeşil ekstraksiyon teknikleri olacak. Ee, bunlardan en önemlisi aslında süperkritik karbondioksit ekstraksiyon yöntemi dediğimiz bir yöntem. Ee, süperkritik akışkanlar kullanarak yani e, belirli bir sıcak ve basınç altında hı hı. maddenin e, tam tam katı ya da tam sıvı olmadığı bir halde e, bunu biz herbamıza e, tohumumuza veyahut da hı. E, yaprağımızı yapramızı artık neyi üretmek istiyorsak, neyle ilgili çalışmak istiyorsak ona maruz bırakarak belirli basınç altında e, içeriğini tamamen çıkarttığımız, çok yüksek saflıklarda çıkarttığımız bir yöntem. %95, %99'a hmm. kadar çıkabilen saflıkta kullandığımız bir yöntem. E, bununla ilgili e, çalışmalar yapıyoruz. E, yine mikrodalga ekstraksiyon e, yöntemimiz var. Mikrodalga ekstraksiyon yöntemi dediğimiz yine mikrodalga fırınların hmm. çalışmasına benzeyen bir yöntem aslında. Ee, yine belli bir sıcaklığa e, mikrodalganın magnetonları ile birlikte e, çıkararak hı hı. E, belli bir çözücü, organik bir çözücüyle birlikte birlikte her badan e, yüksek kalitede, yüksek saflıkta ürün elde etme yöntemi. Hı hı. Yine ultrasonik ekstraksiyon yöntemleri var. E, bu da o ultrasonik e, ışınlar demeyeyim de ultrasonik dalgalar vererek e, yine bitkinin hücresine, e, hücre içine işleyerek ee, onun içerisinden çok daha yüksek saflıkta yine ürün e, elde etme yöntemi. Ee, laboratuvarlarımızda bu tarz eee ekstraksiyon tekniklerini hı hı. kullanacağız. Ee, yine e, bizim burada bir testleşme hı. sürecimiz olacak. Distilasyon tesisi, kurutma tesisi ve e, depolama tesisi. Anladım da şu an zaten yapılıyor. Şu anda aynı yani yapım şeyden. aşamasında. Distilasyon tesisi aslında temelde damıtma dediğimiz bir yöntem. Ee, taze herbal hazır edildikten hı hı. sonra kurutuluyor. Belli şartlarda tabii kurutulması lazım. İçeriğinde e, zararlı maddeler çünkü yanlış şartlarda kurtulursa, çok sıcak bir şekilde sıcakta bekletilirse, uygun şartlar sağlanmazsa e, içeriğinde istemediğimiz kimyasalar oluşabiliyor. Daha sonra bunlar e, distilasyon e, tekniğinde e, suyla beraber suyun kaynama sıcaklığına ulaştırılmasıyla birlikte 100 derecenin üstüne çıktıktan sonra içerindeki o sekonder metabolitlerin e, ayrışıyor, e, gaz haline geçiyor. Daha sonra tekrardan bir soğutma gerçekleştirerek onu sıvı halde alıyoruz. Yağıyla aynen damıtıyoruz. Hı -hı. Yağıyla suyu farklı fazlarda <laughs> elde ediyoruz. Üst kısmında, uçucu yağ alt kısmında da Hı -hı. hidrosol dediğimiz kısmı oluyor. Aslında ee, birçok yöntemi kullanarak buradaki e, yetiştirilen bitkileri işleme aşamasından geçiriyorsunuz yani onlarda kesinlikle. farklı etken maddeleri ortaya çıkarma konusunda gibi gibi aşamalardan geçiliyor. Tabii bunları özellikle e, çiftçiler ya da bu ürünü yetiştirmek isteyenler de kendileri de yapmak istiyorlar ama bu ürünler e, ham madde olarak da e, konumuzun başında da özellikle belirtelim hangi sektörlerde daha çok kullanılıyor şu anki e, genel durumunda? E, şöyle çok farklı sektörlerde kullanılıyor e, bunun başında kozmetik sektörü geliyor örneğin. Hı -hı. E, kozmetik sektöründe e, örneğin bir tıbbi ya da çayı, e, ağız gargarası yapılabiliyor veya diş macunu yapılabiliyor doğal macunlar elde edilebiliyor. Bunları yine e, hani genç girişimciler de olabiliyor kendileri doğal bir şekilde elde edip insanlara sunuyorlar. Şu anda örneğin yenilebilir kozmetik bir kozmetik Hı -hı. alanı açılmış durumda, Hı -hı. kimyasal içermeyen tamamen doğal bir şekilde bal mumuyla yapılan bir kozmetik alanı. Hı -hı. Yine gıda sektöründe aynı şekilde kullanılabiliyor. Tıbbi ve bitkiler zaten aslında birçok baharatı da yapısında barındırıyor. Tabii. İşte Aynen fesleğen, öyle. reyhan, yine karabiber de yine aynı şekilde giriyor. Ya yani birçok baharat baharatı barındırıyor. Hı -hı. Baharat da sektörünün... zaten bizim mutfak kültürümüzün vazgeçilmezlerinden evet, bir kesinlikle. tanesi kesinlikle en başında geliyor. Ee, yine gıda takviyeleri de aslında bunun içerisine giriyor. Fitoterapi ürünleri bizim dediğimiz ee, yine ilaç ve sağlık sektörü aynı zamanda Hı -hı. farklı bir sektör. Ee, buna da aslında şöyle örnek vermek istiyorum. Mesela sarı kantaron bitkisinden yola çıkmak istiyorum. Ee, Hı -hı. son zamanlarda hani duyduğum, edindiğim bilgilerden hani birine göre Hı -hı. özellikle Almanya'da e, mesela e, başlangıç ve orta seviye anksiyete ve depresyon problemlerinde Hı -hı. orada sarkantondan elde edilen ekstresinden elde edilen fitoterapi ürünleri e, insanlara e, direkt tavsiye ediliyor. Yani doğrudan depresyon ilacı kullanılmıyor. Yeşil reçeteli ilaç verilmiyor. Bu şekilde bir e, tıbbi bitkilerle destekleyici tedavi aslında öyle bir bakıma... bu şekilde bir tedavi yöntemiyle başlanarak Hı -hı. eğer ilerleyen süreçte devam edilmesi gerekiyorsa hani buna tabii doktorun karar verdiği bir yöntem. Hı -hı. E, bu şekilde elde edilebiliyor. Tabii bu üretilen e, ürünleri ya da piyasada da bulabiliyorlar, aktarlarda bulabiliyorlar, e, kendileri yetiştirmeseler bile, bunları da kendi e, fikirlerine göre ya da internetten yüzeysel bir araştırmaya göre de kullanmamaları evet, da lazım aslında. Kesinlikle bir doktor tavsiyesi olmadan. Hı -hı. O konuda e, bize, önerileriniz neler o olur e, izleyicilerimize? Yani e, izleyicilerimiz zaten hani biz buraya bahçemize giren misafirlerimize de. Ee, yine konuştuğum arkadaşlarımıza Hı -hı. da olsun yani kimle tıbbi bitkiler hakkında konuşursa konuşalım mutlaka bir doktor tavsiyesi olmadan yani biz şu ürünü kullan Hı -hı. sana şu şekilde ilgilidir ya da bunu kullan böyle gelir kesinlikle böyle bir Hı -hı. şey söyleyemiyoruz. Ee, çünkü e, ürün bende farklı etki yapar arkadaşımda farklı etki Tabii yapar ki onda yani. çünkü bir alerjisi vardır ee, yani bayılabilir Allah korusun ölüme kadar götürebilir arkadaşlar. Yani, bu tür sakıncaları da var yani şifa kesinlikle. elde etmek için yola çıkılıyor ama işin sonunda hüsran olmaması lazım. Yani şimdi dozunu da tabi belirlemeniz Hı -hı. lazım çünkü ilacı e, zehirden ayıran zaten dozudur. Aynen Suyu öyle. bile fazla içseniz biz hani e, zehirler diyoruz böyle Hı -hı. bir e, şeyimiz var, algımız var. Tabi bilimsel kesinlikle. olarak da e, olması gereken bu aslında açıkçası. Evet kesinlikle. E, burada tabi ürünler elde ediliyor bunları e, piyasa koşullarını Hı -hı. göz önüne aldığımızda özellikle yetiştiriciler tabi yetiştirmeyi belli noktaya kadar yapabilirler zamanla tecrübe kazanabilir ama bunlardan e, ürün elde etmek yani ikinci aşama geçildiğinde bunları işleme noktasına geçildiğinde piyasa nasıl şekilleniyor? Bunlar ham madde olarak mı daha çok e, alım yöntemine gidiyorlar yoksa belli noktalarda işlenmiş ürünün e, talebi daha mı çok? E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şu şekilde ham madde e, noktasında e, özellikle ilaç şirketleri, ham madde isteyen ilaç şirketleri var Hı -hı. ham madde üzerine çalışan e, Hı -hı. yine sözleşmeli tarım yapan firmalar var. Bazı firmalar var, ilaç firmaları özellikle belirli bitki türleri üzerinden onun etken maddesini almak için sözleşmede üretim yapıyorlar. Hı hı. Yine şöyle aslında bize gelen girişimcilerden kendi şirketini kurup kendi ürünlerini üretip örneğin krim, krem, krem merhem olabilir, diş macunu olabilir, şampuan olabilir, doğal deodorant olabilir bu tarz ürünleri çıkartıp piyasayı bu şekilde arz ederek hı. butik şirketler kuran birçok bizim evet, yaygınlaşmaya da başladı. Evet o zaman çok da fazla vardı. yaygınlaşmaya başladı. Belirli sosyal medya platformlarının üzerinden yapıyorlar. Ve gerçekten güzel bir alan şu anda. Hızla da büyüyor. Hı -hı. Bu aromaterapi sektörü olarak geçiyor zaten. Çok büyük bir dünyada paya sahip. Hı -hı. Bizim payın içerisinde çok aslında küçüğüz şu anda. Bundan daha fazla alabilmemiz lazım. Bu pastadan Hı -hı. Daha, daha fazla, fazla dilim daha büyük lazım. dilim alabilmemiz lazım. Aromaterapiyi geliştirebilmek için özellikle e, nelerin yapılması lazım? Ya da Sahada hangi eksiklikleri görüyorsunuz? Şöyle aromaterapi ile ilgili aslında biraz daha e, hani desteklerin çok daha fazla artırılması lazım. E, genç girişimciler çok fazla bu yatırım alanda desteği yatırım desteği olması evet. lazım. Yine eğitim desteklerinin olması Hı -hı. lazım. E, çünkü çok fazla görüyoruz hani yeni bitki, yeni bir sahaya girmek isteyen, e, üretim yapmak isteyen çok fazla e, girişimci Hı -hı. adayları var. Emekliler olsun hani buraya gelen genelde e, kitlenin Hı -hı. profiline bakıyorum. Ee, ...asker emeklisi olmuş, o şekilde gelmiş olan kitle var. Yine öğrenci, direkt hı hı. E, atıyorum biyolog olabiliyor, ziraat mühendisi arkadaşlarımız geliyor. oluyor, belki uygun çiftçi alanı oluyor. vardır evet, ama ne yapacağını bilmiyor o ee, Ama buraya geliyor, e, yeni bir iş kolundan yürümek hı hı. istiyor, kendi işini kurmak istiyor. Ee, onlara mesela en büyük tavsiyemiz bizim e, girişimci destekleri oluyor çeşitli. Belediyelerde bu olabiliyor, yine kamu kurumlarında hı hı. olabiliyor, özel sektörde de yine aynı şekilde farklı destekleme e, tipleri oluyor. Onları Hı. mutlaka araştırıp değerlendirmeleri gerekiyor. Ekonomisinde nasıl sürdürebilir noktasına evet. bakması lazım tabii. Evet, kesinlikle. İlk önce akla gelen genelde yetiştiricilik oluyor. Yetiştiricilikle beraber de bu ürünlerden ne elde edebilirim, nasıl daha değerli hale getirebilirim kısmı merak ediliyor. Tabii fitoterapi çalışmaları da gelişiyor artık ülkemizde son evet. zamanlarda. E, sizlerin de konusundan bir tanesi biraz az önce de değinmiştiniz. Orada hangi noktadayız, ne, ne şekilde ilerliyor sektör? eee fitoterapi e, şöyle aslında gıda takviyeleri e, noktası var işin. Hı hı. E, yine fitoterapinin içerisine e, bahsettiğim ekstrelerden elde edilen kozmetik ürünler giriyor. Yine gıda hı. maddeleri giriyor. E, bununla ilgili yine özel sektörde birçok e, farklı ürün geliştirme e, hı hı. ve Arge çalışmaları var şu anda. E, yine kamu kurum kuruluşlarının Arge çalışmalarını bu noktada çok fazla desteklemesi gerekiyor aslında. Ee, yine maalesef standartize edilmiş ürünler şu anda elimizde çok az yani e, standartize edilmesi gerekiyor aslında bu tasvip Evet bu aslında tam tarzı 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 olarak onu soracaktım çünkü hani evet. herkes yetiştirmeye çalışıyor bir şekilde ama evet. standart bir ürün ortaya çıkarabiliyor mu ya da bunu belli bir standarda koymak için e, mevzuat açısından da e, engeller ya da avantajlar var mı şu noktada? Evet. E, nasıldız yani on sektörde? şöyle aslında hani bitkiyi yetiştirdiğimiz zaman bir farmakope dediğimiz bizim bir e, kitabımız var hı hı. E, eczacılar özellikle e, lisansa eczacılık olanlar çok daha iyi bilir e, farmakopeye göre eğer siz üretmişseniz ürünü belirli bir e, analiz sonuçları lazım. Yani bitkinin Hı -hı. içerisinde belli bir etken madde olması gerekiyor. O şekilde üretmişseniz eğer siz bunu kullanabilirsiniz. Fitoterapi alanında, kozmetik alanında her türlü alanda kullanabilirsiniz. Hı -hı. Fitoterapi ürünlerinin tabii belli bir e, standartizasyonu olması lazım. standartizasyon da zaten tarladan başlıyor aslında. Ürün, üretilen ee, ürünün niteliği üretili ile beraber aynı e, öyle. süreç başlıyor. Evet. Ee, yani organik tarım koşullarına göre, yani organik yapamıyorsanız bile doğal tarım koşullarına göre üretmeniz lazım ki ...bunu fitoterapide kullanabilirsiniz, insan sağlığında kullanabilirsiniz. Ee, o şekilde söyleyebilirim. Önemli. Tabii buradaki çalışmaları... Evet. ...geliştirmek adına e, özellikle kamu kurum kuruluşlarıyla da... E, ...işbirlikleri de yapılıyor. Bunu e, önceki yayınlarımızda evet. Ahmet Bekir Üstün başkanımız da... ...deyinmişti. Evet. E, onları da bir kısaca bir aktarabilir misiniz bize? Şöyle, evet bizim bazı kamu kurum kuruluşlarıyla... ...işbirliklerimiz var. Bunlardan... E, ...üniversitelerle çalışıyoruz. Hı hı. Lokman Hekim Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi ile... E, ...protokolümüz var. Ee, yine Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Tamamlayıcı hı hı. Tıp e, Merkezi ile bizim protokolümüz var. Buradaki de temel amaç aslında bizim e, tıbbi Bitkiler Bahçesindeki ürünleri üniversitelerde hani beraber e, araştırma geliştirme çalışmaları da yapalım. İşte Eczacılık ile birlikte fitoterapi ürünleri yapalım. Hı. Bunları GETAT ile birlikte e, insanlar üzerinde kullanalım. E, i̇nsanlara faydalı olsun bu ürünlerimiz. E, bu tarz Ve daha çok katma var. değer ortaya çıkartabilelim aslında Kesinlikle aynı zamanda amaç bir o. örnek de, olmak hı hı. istiyoruz. E, çiftçilerimize, girişimcilerimize. E, yine Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile e, aynı zamanda bizim hı hı. işbirliğimiz var. E, onların tescilli çeşitlerini burada sahamızda deniyoruz. E, buraya geliyorlar yine. Onlar da çiftçilerini hı hı. sahamızda e, tıbbi bitkileri evet, gösteriyoruz. Yetiştirilen ürünleri de kısaca bir e, gösterebilirsek Şöyle özellikle aslında, yayınımızı tamamlarken son geldi evet, geldik. E, mesela Abdülkadir Bey ıtır bitkisinden bahsetmişti. itır bitkimiz şu şekilde. Hı hı. E, güle çok benzer etken maddesi. gülle e, neredeyse aynı birebir etken hı hı. maddesi. Aslında Ankara'da çok fazla bilinmeyen bir bitki, ıtır bitkisi. E, Ege tarafında, Ege Akdeniz tarafında çok meşhur bitki. Gıda alanında da kullanılıyor. Gastronomi alanında hı hı. çok fazla kullanılıyor. Çok güzel yemekleri yapılıyor. Hı hı. E, yine ekinezya bitkimiz var. Soğuk algınlığı hı hı. E, tedavisinde çok fazla hı hı. kullanılan preparatlardan bir tanesi. Fitoterapi ürünlerinde çok fazla kullanılıyor. Evet. E, yine burada tıbbi yada çayımız var. Hı hı. E, ağız diş sağlığı da çok fazla kullanılan gargara yapılıyor örneğin hı hı. biz hani içimini çok tavsiye etmiyoruz ama genelde e, ağız diş sağlığında kullanılıyor hı. tıbbi papatyamız var mesela biz özellikle tıbbi papatyayı burada gelenlere e, normal mayıs papatyasından nasıl ayırt edeceklerini hı. burada gösteriyoruz çok benzer olarak görüntüsü aslında benziyor Gö ama aynen, tabii. görüntüsü çok benziyor ama bu e, mayıs papatyasına göre biraz daha e, yuvarlak bir hı hı. E, sarı kısmı yumru kısmı şekilde içine açtığınızda da içine bir boşluk oluyor o şekilde ayarlayabiliyorsunuz kokusu da çok daha güzel çok daha farklı yine özel bitkilerimizden bizim stevia bitkimiz vardı e, stevia bitkimiz de şeker otu olarak geçer hı hı. E, şekerden e, 30 kat daha şekerli ama e, sıfır hı hı. kalorili olan bir bitki kalorisi yok ama şeker oranı yüksek <laughs> evet, yani şeker aslında. oranı yüksek böyle ilginç bir bitkimiz bizim gıda sektöründe kullanıyorlar mı onu gıda hı. sektöründe de evet kullanıyorlar e, stevia şekeri şeklinde böyle e, sıvı formda hı hı. Bu şekilde kullanılıyor. İçeriğinde belli tarafı. metotlarla birlikte e, ekstrakt ediliyor ve e, acı olmuyor. Şu an mesela yaprağını yediğinizde biraz acılık geliyor. O acılık ama belli reçine tutucularda, proseslerde işlendikten sonra bu şekilde piyasaya hı, sürüyorlar. Hı, hı, hı. Yine tıbbi nanemiz var burada. Hı hı. Tıbbi nane bizim buradaki gelenlere mesela tadına baktırıyoruz genelde. Evet. Eee, olips şekere çok benziyor aslında. Yani nane <laughs> şeker gibi ekstratı, tadı veriyor aslında. Evet, naneli şeker e, gibidir tadı. Hı -hı. E, midevi rahatsızlıklarda vesaire kullanılıyor. Yine e, mentol oranı çok Hı -hı. yüksek olduğu için nefes açıcı olarak kullanılıyor. Evet. Ee, ve burada ürün haline de getiriyorsunuz Ürün aslında. hale. Örneğin mesela bizim burada goji beri dediğimiz bir bitki var. Hı -hı. E, goji beri antioksidan seviyesi çok yüksek bir bitki. E, Ankara'da Ankara'ya da çok güzel adapte oldu. Bu sene 3. senesinde. Ee, biz e, taze herba aldık bu sene baya. E, kurutma tekniği demiştik mesela. Hı hı. Gölgede kurutma tekniğiyle kuruttuğumuz e, burada bir goji var örneğin. Evet. E, burada suyunu içerindeki suyu yüzde uçuruyoruz neredeyse. Daha sonra e, tadına bakabilirsiniz daha şey hı hı. çok güzel. E, tadı da çok güzel. Yine Uygun burada, kurutma şartları sağlandığında bir besin değerinde kayıp e, söz konusu olmuyor değil mi? Olmuyor. Evet. Zaten sadece suyunu uçur, uçuruyorsunuz. Hı hı. Diğer besin değerleri Tabii olduğu gibi içeriğinde kalıyor. Bu şekilde de saklama koşulları daha fazla uzun süre muhafaza etme şansımız oluyor. Aynen öyle. Bu Yine, nedir? Bu da freeze dry dediğimiz dondurarak kurutma hı. yöntemi var. E, bu şekilde genelde meyvelerde yapılır. Belli bir basınç altında e, çok düşük sıcaklıklarda bitkinin içerisindeki suyu hı hı. E, süblimleştirerek Direkt gaz haline geçiriyorsunuz e, ve e, geriye sadece bitkinin kendi içeriği kalıyor. ve Bunu da hı hı. şu şekilde kırdığınız zaman hani toz şeklinde toz haline geliyor. Bunu gıda takviyesi hani gıdaların içerisinde kullanabilirsiniz hı hı. atıyorum. Yoğurdun içerisinde karıştırabilirsiniz. Direkt doğrudan da tüketebilirsiniz. E, tadı da çok lezzetli. Besin değeri, besin değeri de yine aynı şekilde hı hı. çok Güzel. yüksek. Evet. E, aslında Ay. en büyük burada fayda lojistik olarak mesela e, bu şekilde e, hani fazla ağırlıktan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani yani hem suyu ağır... azalıyor sonra. yani evet. değeri daha yükseliyor. Konsantre bir ürün aslında üretmiş evet. oluyorsunuz. E, yine burada e, süper kritik ekstraksiyondan çıkan bir ürün hı hı. örnek hani biz şu anda yapmıyoruz bu ürünü ama bunu örnek teşkil etmesi için getirdim. Süperkritik kritik sonucu, sonucu ortaya çıkmış olan bu aslında posa hı hı. olarak geçiyor ama protein değeri çok yüksek bir e, hı. kabak çekirdeği aslında bu. E, kabak çekirdeği yağını çok yüksek saflıkta süper kritik yöntemle aldıktan sonra geriye kalan Potansiyel onu da değerlendirebilecek evet. hale getiriyorsunuz aslında. Bu da aslında, aslında bir nevi e, doğal protein tozu da <laughs> diyebilirsiniz buna. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. De. Güzel bir bilgilendirme Biz de oldu yayın da. Emeklerinize sağlık. Bu noktada oldukça başarılı faaliyetler de Hem siz hem de Kadir Bey e bu noktada tebrik etmek istiyorum ayrıca. Biz teşekkür ederiz. yayınımızı ederim. tamamladık. Tabii ki ilerleyen yayınlarda gene eğitim içerikleri de oluşturmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenlerimiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarım kampüsünde çok güzel işler başarılıyor. Faydalı içerikler oluşuyor. Burada Çiftçilerimize de fayda sağlanıyor. Genç girişimcilere bu konuda özellikle kazanç sağlamak isteyen kişilere de burada faydalı olarak eğitimler de veriliyor. Nasıl bu işi yapabileceği noktasında da yönlendirmeler de sağlanıyor. Tarımın Başkenti programı olarak güncel içeriklere, eğitim içeriklerine devam edeceğiz. Ve sizlere burada yapılan faaliyetleri de aktarma şansı yakalayacağız. Yolunuzun, yönünüzün ve gönlünüzün açık olması dileğiyle. Hoşçakalın.